Giderken Katar Hava Yolları'yla seyahat ettik. Giderken herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Yalnız dönerken Doha aktarmalı geldiğimizden dolayı Doha'da indiğimizde yaklaşık 2 saat bir bekleme süremiz vardı. 2 saat sonra check-in'lerimizi yaparak uçağa binmek için 30 numaralı kapıya gittik. Tüm kontrollerden geçerek uçağa binmek istediğimizde uçak kabinindeyken hostes Katar Hava Yolları personeli bizden şey istedi. Biniş kartımızı göstermemizi istedi. Eşim de çantasına koyduğundan dolayı çantasından çıkarmaya çalışırken arkamızda bir kuyruk oluştu. Türk vatandaşları da vardı uçakta hayli fazla bir şekilde. Hani arkadan ilerlememiz için Türkçe olarak seslendiler. Biz de hani arkadan gelen yolculara yer vermek maksadıyla biraz kenara çekilmek istedik. Bu arada hostes eliyle önümüzü keserek ve yüksek bir sesle bağırarak işte uçağa binemeyeceğimizi, biletimizi göstermemiz gerektiğini sert bir şekilde ifade etti. Biz de bileti bulduk, çıkarttı, kendisine verdik. Bu arada halen hızını alamamıştı. Hani sürekli hakaretler falan etmeye başladı. Eşime eliyle darp eder gibi göğsüne vurdu. Biz de hani neden böyle davranıyorsunuz? Hani bunları yapmaya hakkınız yok dedik sadece. Ama bununla da kalmayıp hani biz yerimize geçtikten sonra bile arkamızdan hakaretleri devam etti. Artık dayanmaz hale alınca biz kabin içerisindeki yetkiliyle görüşmek istedik ve şikayetimizi dile getirdik. Bir süre sonra şikayetimizi gören hostes yanımıza gelerek sizin derdiniz nedir diyerek bağırıp hani şikayetimizden dolayı rahatsız olduğunu belirtti ve elini sallayarak bizi tehdit etti. Sizi uçaktan arttıracağım, şimdi polisi arıyorum dedi ve nihayetinde şaşkınlıkla biz böyle beklerken yaklaşık bir 20 tane kadar polis personeli geldi. Bizi uçaktan indirmek istediler. Sebebini anlayamadık yani. Hiçbir şekilde bizim yapmış olduğumuz bir yanlış bir davranış falan da yok ki. Uçaktan indirdikten sonra beni otobüs içerisine alarak 2,5 saat kapalı ortamda beklettiler. Eşim bu sürede otobüste biraz beklettikten sonra savcılığa götürmüşler. Hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. O 2,5 saat içeride bekledikten sonra şeye çıktım. Airways güvenlik önüne getirdiler. Hakkımızda hakaretlerde bulunuldu. Pasaportuma el koyuldu. Biletime de el koyuldu. Beni kapattıktan sonra orada kimse yoktu yani, ıssız bir yere getirdiler, karanlık bir ortamdı zaten. Ben 2,5 saat boyunca otobüs içerisinde havasız bile kaldım yani. Hani artık camlara falan vurdum kimse yok mu diye, kimse gelip yardımcı olmadı. Beni orada hiç kimseyle görüşmek istemediler, polisle görüşmek istedim engellediler. Orada yolcu olan diğer Türk yolcular vardı. Onların telefonuyla ilk başta konsolosluğu aradım. Durumumu ilettim. Konsoluslukla ulaştıktan sonra geldiler. Biz zaten yardımcı oldular. Eğer konsolosluk gelmeseydi belki halen Katar'da olacaktık. Ya içeride olacak, kimsenin bundan haberi olmayacaktı. Türkiye'deki şirket avukatımızla görüştük. Onlar da konsoluslukla görüşerek konsolosluktan bu konuda yardım istediler. Oradan bir avukat ayarladılar. Şimdi tüm şikayetlerimizi yaptık. Dava açılmasını bekliyoruz. Hem Qatar Airways hakkında hem de bize bu muameleleri yaşatan Qatar Airways Security güvenlik personeli, bir de hostesi hakkında da ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağız. Biniş kartıyla başladık aslında. Biniş kartını istedi bizden. Biz biniş kartını ben çantamda ararken hani aramama bile izin vermeyerek böyle beni işte geçmemize izin vermedi. Eliyle bir şekilde müdahale etti bize. Daha doğrusu bana. Ardından ben kenara çekildim. Tekrar aramaya devam ederken çantamda biniş kartını. Tekrar beni darp ederek omzuma vurarak "Burada bekleyemezsiniz." dedi. Bunu da çok bağırarak yani ifade etti. Bize bütün ifadeleri baştan sona çok ciddi anlamda bağırarak, çağırarak, yani bir hostesin normalde bu şekilde yaklaşmaması gerekiyor bir müşterisine ya da bir uçağa gelmiş misafirine. En sonunda ben buldum neyse ki kartımı çantamın içerisinde ve valizlerle birlikte içeriye geçmeye çalıştık. Halen arkamızdan sesleniyordu. Gelip gidip taciz etmeye devam ediyordu. "Ben istediğimi yapabilirim. Bu uçak benim. İstediğimi uçaktan atarım. İstediğimi uçağa alırım." gibi böyle ifadeler kullandı bize karşı. Ardından biz yerimize oturduktan sonra devam edince artık hani bir şekilde, çünkü o kadar şaşkındık ki şimdiye kadar hiç böyle bir muameleyle karşılaşmadık, ne yurt dışında ne de yurt içinde. "Şikayet ederim," dedik en son hani kaptana, bilgileri olsun.
böyle bir durum olduğundan. Gittiğimizde kendileri bize yardımcı oldular, özür bile dilediler. Fakat aynı bayan tekrar geldi, ben size göstereceğim gününüzü dedi İngilizceyle. Size dedi şikayet edeceğim, güvenlik görevlilerini çağıracağım, sizi uçaktan attıracağım dedi. Fakat hakikaten 5-10 dakika sonra güvenlik görevlileri geldiler. Yaklaşık 18-20 tane güvenlik görevlisi, 2 tane polis aracı, bir teröristmişiz gibi oradan bizi aldılar, aşağıya indirdiler herkesin gözü önünde. Orada Türk vatandaşları zaten olaya vakıf oldukları için müdahale etmek istediler. Orada insanları da durdurdular. Eğer siz de hani müdahale ederseniz sizi de uçaktan atarız dedi oradaki güvenlik görevlileri. Size başörtüsünü olduğunu, başörtüsünü çekmekle ve suratına pasaport fırlatmakla suçladılar. Fakat Qatar Airways kontrol de edilebilir. Bizim uçuşlarımızdan hiçbirinde başörtülü bir hostese biz rastlamadık. Burada sinir krizi geçirdim açıkçası. Çünkü hani bir şekilde derdinizi anlatamıyorsunuz. Biz neyle suçlanıyoruz diye sorduğumuzda bile ekranda cevap vermek istemediler. Daha sonra ben karakola gittikten sonra öğrendim. İşte başörtüsünü çekmekle vesaire suçlandığımızı. Zor bir gündü bizim için.